Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şimdi bugün kaç haftadır bana abonelerimden gelen ya 3 Hint civcivi ne oldu, nasıl durumları diye sürekli bana söyleniyor arkadaşlar. Ben de aha bugün çekeceğim, aha yarın çekeceğim derken tabii iş güç, çiftlik hayatı, iş hayatı daha bugüne kaldı. Ama bu 3 tane küçük civcivi eğer evinizin bodrumuna koyarsanız bodrumunuz ne hale gelir? Hiç temizlemedim. Bir 3 civciv ortalığı ne kadar batırıyor onu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yarın itibariyle de artık evde gerçekten isyan çıktı. Onun için bu Hint civcivlerimizi arkadaşlar doğru çiftliğe götürüyorum ve çiftlikte onlara yeni yerleriyle birlikte hayatlarına çiftlikte devam edecekler. Şimdi bu 3 tane Hint civcivimiz bakın. Arkadaşlar burası bodrum katı. Böyle şöyle de bir alan, yani şöyle söyleyeyim, eski bizim işte televizyonlar, onu da göstereyim bu arada. Daktilo falan, yani bayağı bir şeyler, eskiler. İşte annemizin yaptığı turşular, kavanozlar, onlar varken bakın şimdi buraya gelmişler, buraya tünemişler, buraya kaka yapmışlar. Şimdi 2 gündür evde de gerçekten çok ciddi tartışma var. Tartışmanın sebebi de buranın bu hale gelmesi. Şimdi civcivleri çekmeden önce bakın 3 civcivin yaptığına bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz her taraf kaka. Hop, seni göstermeyeceğim, birazdan göstereceğim. İşte gidiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Bütün kağıtları arkadaşlar böyle fare yer gibi her tarafı dikmişler. Burada onlar için etlik yem vardı. İşte suları. Ondan sonra şu suya koyuyordum. Bu biraz delik olduğu için, ondan su taşırdığı için kaba koymaya başladık. Hop. Ayağına bastım vallahi civcivin. Ondan sonraki süreçte de şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buralara geçiyorum. Bakın rezillik diz boyu. Yani 3 tane küçük civciv dersiniz. 3 küçük civcivi. Ya evde besleme şansınız var mı kanatları? Yok. Bugün burada bunu da anlamış olduk. Biraz dağınıklık bunlar da ne? Tabii Alican'la Fazlıcan da yeğenlerim buraya geliyorlar. Burada da oyun oynamaya çalışıyorlar. Bakın çocuk pusetine arkadaşlar rezillik diz boyu. Gerçekten. Şimdi bunların bir de temizlik aşaması var. Onu belirteyim. Sonra böyle darmadan şuralar, işte 3 küçük civcivin ne hale getirdiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu ilk defa izleyecek arkadaşlar vardır. Bakın şuradaki altlara, kakalara baksanıza. Of neler yapmışlar. Annemin kızması gerçekten çok haklı. Onu da buradan söyleyeyim. Büyük ihtimal bu videoyu da izleyecek, beni affetsin. Bu 3 tane Hint civcivi neydi arkadaşlar? Çiftliğimde 50 gün önce bir sürü kanatlıyı kaybetmiştim. Bunlar da tamı tamına 50 gün civarında. 50-55 günlükler şu anda. Orada anneleri ölmüş ve anneleri öldükten sonra da bu üçü hayattalardı. Daha parmak kadarlardı. Ben de aldım onları. 15-20 gün evde besledim. Evde besledikten sonra da bodrum katına indirdim. Valla bu kadar pislik oldu. Ama önemli olan benim için yaşamalarıydı. Artık burayı hep birlikte temizleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz bu küçük yavrular artık 50 gün sonra ne oldular? Bakın şimdi ben oturuyorum buraya. Bir şık yapacağım, gelecek. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bunlar böyle. Evet bizim. Gelin bakayım buraya. Buraya gelin. Gelin. Evet. Şimdi size ben sormuştum. Demiştiniz ki çok arkadaşım 3'ü horoz diyenler de vardı. Şey söyleyenler de vardı. 2 horoz bir tavuk diyenler de vardı. Şimdi bir daha bakmanızı istiyorum. Hangileri horoz? Şu gerçekten tavuk mu? Ben şu tavuk diye düşünüyorum. Şunları da horoz diye düşünüyorum. Ama gelişim süreçleri üçünün de aynı. Şöyle göstereyim. Evet. Bizim o kötü çiftlik günlerinde kaybetmiş olduğumuz tüm böyle Hint tavuklarımız, beçlerimiz, kazlarımız hepsini kaybetmiştik arkadaşlar. Ama bu 3 tane küçük civcivimiz anneleri ölmesine rağmen kanatlarının altında hayatta kalmışlar. Ben de onları eve getirmiştim. O günden bugüne 55 gün civarı geçmiştir. 55 gündeki gelişim aşamaları bunlar. Bu Hint tavuklarından, Hint horozlarından anlayan işte Yusuf Atalay, Mahmut abi. Bunun gibi dostlar var. Hint horozu Ercan diye bir arkadaş var. Onlar buradan yorum yapabilirler. Tabi sizler de yapabilirsiniz. Kaçı horoz, kaçı tavuk şeklinde. Bunların üçü de horoz mu? Yoksa ikisi, şu koyular horoz, şu da tavuk mu? Benim eski tavuğumun zaten şeyi Aynı fotokopisi. Onları kaybettik ama bakın soyu aynen devam ediyor. Aynı tavuğumun renginde şu. Açık olan, kahve olan. Diğerleri de valla çakmağın oğulları oluyorlar. Benim tahminime göre bir tavuk, 2 horozumuz var. Sizlerin de tahminleri burada gerçekten çok önemli. Evet, merak ettiniz. Bunlara ne diyorduk? Poyraz, fırtına, bir de şimşek diyeceğim arkadaşlar. Poyraz, fırtına, şimşek olmaz. Poyraz, fırtına diyebilirim. Yine isimlerde sizler de söyleyebilirsiniz. Hoşuma giderse ben hemen o ismi takıyorum. Ama ben Poyraz var. Bir tanesi kesin Poyraz olacak da. Şu eğer ortadaki dişi ise ona bir isim bulacağız. Bir de diğerine bulacağız. Yine kakasını yaptı. Vallahi bir gün kala hala çalışmaya devam ediyorlar. Ben de yarın itibariyle bunlar artık çiftliğe gidecek. Dostlar artık burada kaldıkları yeter. Burayı da temizlemem lazım. Gerçekten perişan oldu burası. Ama yapacak da bir şey yok. Bunların bu şekilde muhafaza edilmesi gerekiyordu. Ha kızım, ha oğlum. Ha oğlum, ha. Gel. Gel. Gel bakayım, gel. Bunları şöyle üçü bir arada olur mu? Şöyle ben şaklatınca hemen yemeğe geliyorlar arkadaşlar. Alıştırdım onları. Çünkü yemek yemeden önce. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Gel. Gelişim aşamalarıyla ilgili de arkadaşlar lütfen bana bu anlamda söylerseniz, iyi gelişmişler veya gelişmemişler şeklinde söylerseniz gerçekten güzel olur. Ben iyi, gelin gelin, tamam gelin gelin, bir şey yok, gelin. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Aferin size, aferin. Çiftliğin arkadaşlar bunlar 10 numara fedaileri olacaklar. Ona eminim yani. Gel bakayım, gel. Mahmut abi, senin çakmakla benim tavuğun yavruları, inşallah beğenmişsindir. İyi baktığımı düşünüyorum. Her zaman söylüyorum, 2 günde bir yumurta veriyorum. Etlik yem veriyorum, bulgur veriyorum. Bunun yanında kırılmış mısır veriyorum. Bazen sebze yemekleri olduğunda da onlardan da veriyorum. Ve hele makarnayı arkadaşlar çok seviyorlar. Makarnaya bayılıyorlar. Yani makarna olsun da çamurdan olsun. Hemen gömülüyorlar vallahi, onu da belirtmek isterim. Evet çocuklar, hadi gelin bakalım. 2 horoz, 1 tavuk diyorum. Siz ne diyorsunuz? Sizler de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Gelin bakalım, gelin gelin gelin. Gelin bakalım, gelin gelin gelin. Gelin bakalım. Elime alıştılar böyle elimden yemek yemeye. Ha kuzular, ha kuzular. Sizi yerim ben, sizi yerim ya. Siz ne tatlısınız ya. Artık yarın gidiyorsunuz. Çiftlik sizindir kuzular. Çiftlikte bundan sonraki hayatınızda bak yaramazlar. Arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Şükürler olsun. Normalde Hint tavukları ve Hint horozları birbirlerine bu yaşa gelene kadar vururlar. Ama bunlar daha şu ana kadar birbirlerine zarar vermiyorlar. Şöyle hafif oynaşsalar da hiç daha zarar verdiklerini görmedim. Ama böyle bir şey görürsem ikisini mecbur birine ayıracağım. Birisi tavukla kalacak, birisi yalnız kalacak. Ama şu anda bir problemli bir durum gözükmüyor. Hadi gelin bakayım, bir de sizden bir fotoğraf alalım. Evet arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak benim bu civcivlerimi merak eden benim kıymetli dostlarıma en azından bunu bugün göstermek nasip oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Çok sağlıklılar. Çiftliğe gerçekten 2 tane horoz ve 1 tane Hint tavuğu olmak üzere çok güzel böyle oranın demirbaşları olacak kanatlılar bunlar. Güzel günlerini inşallah hep birlikte göreceğiz. İnşallah çiftleşirler. Yumurta dönemine düşer ve yavrularını da hep birlikte görürüz. Zaten en güzel, önemli olan şeylerden bir tanesi de işte civcivlerin doğduğu günden onların büyümesine ve yeniden yumurtaya gelip yeni yavrular yapmasına, ya bunlara tanıklık etmek, onları tanımak gerçekten dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi. Onun için bugün de buna şahit oluyoruz. Böyle de civcivlerimiz işte görmüş olduğunuz gibi büyüdüler. Hepinize sonsuz teşekkürler. Verdiğiniz destekler için sonsuz teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizler abone oldukça, sizler bizi beğendikçe ve arkadaşlar yorum attıkça biz daha çok kitlelere erişebiliriz. Bugün sizlerle 3 küçük, artık küçük olmadılar, 3 genç Hint civcivimizle onları paylaştım. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.